Şimdi size bir anımı anlatacağım. Bakın. Bir ara valilik yaptım ben, tamam mı, İstanbul'da. Bakın 17 yaşındayım ama gerçekten hiçbir şeyden korkmuyorum. 17 yaşında gibi değilim. Ya böyle inanılmaz bir çocuktum ya ben 17 yaşındayken. Bir gün valilik yapıyorum. Valinin ne olduğunu söyleyeyim. Vali, hani bu kafelerin önünde araba çekenler var ya. Onlar valilik. Nasıl başlarım? Ehliyetim yokken yaptım. Bir tane abi bana dedi ki, İbo dedi, çok acil sıkışayım abicim dedi. Gel dedi, beni bir gün idare et. Sen arabayı kullanmayı biliyorsun. Tamam abi dedim, geleyim. Gittim bir gün çalıştım. İbo dedi, yarın da bulamadım, gel. Ertesi gün derken resmen çalışmaya başladım onun yanında. Ulan bir gün oldu. Bir gün bir tane abi geldi. S2000 kardiyo. Kabrio S2000 arabayla geldi. S2000 kardiyo diyorum ya. Akla bak. Full spora gitti. Kabrio S2000'le geldi, tamam mı? Baktım arabası inceden tozlu, tamam mı? Abi dedim, araba yıkama ister misin dedim. Senin dedim arabanı yıkayayım ben güzel dedim. Geldiğinde çıktığında temiz temiz gidersin. Eyvallah dedi İbo dedi. İyi düşündün. Bunu dedi yıkat. Tamam abi dedim. Bakın 17 yaşındayım. Ehliyetim yok. Abi dedim tamam dedim. Ver arabayı yıkatacağım. Hemen manitayı aradım. Dedim neredesin? Dedik evdeyim. Dedim aşağı in. 5 dakikaya geliyorum, seni alıyorum arabayla. S2000 açtım üstünü. Nasıl gidiyorum? 17 yaşındayım. Polis görse diyecek ulan bu salağın ehliyeti yok, gel buraya. Hani nasıl bir cesaret. Gittim. Kızın annesi camdan bakıyor. Kız böyle süslenmiş, inmiş. S2000'le bekliyorum. Gözlükler, saçlar yine şekil. Geri doğru atıyorum. Çok iyiyim ya. Çok iyiyim. Hemen vali üstünü zaten çıkardım. Kafeye fırlattım amına. Ne vali üstüsü? Hemen gittim. Jilet gibi giyindim. Dedim gel. Kızı aldım. İşte bir semtten bir semte götürdüm. Yaklaşık böyle 5 kilometre falan. Hani küçük, az yol da değil. Gittik işte. Bir kafede oturuyoruz, tamam mı? Kız indi araba. Gittim valeye verdim arabayı, tamam mı? Kız gitti böyle, dedim sen geç otur ben geliyorum. Valeye dedim ki, kardeşim dedim sana zahmet arabayı dedim yıkamaya götürür müsün dedim, tamam mı? Pardon, kız yanımda dedim. Kardeşim sana zahmet arabayı yıkamaya götürür müsün dedim. Çıkarken ödeşiriz dedim, tamam mı? Böyle yaptım. Kız sonra gitti, tamam. Çocuk dedi tamam kardeşim işte arabayı veririz yıkatmaya falan. Neyse biz oturduk. Oturuyoruz bayağı bir yarım saat, bir saat oturduk neredeyse. Adam beni aradı. İbo dedi ben dedi 5-10 dakikaya çıkıyorum dedi. Arabayı dedi getirirsin kardeşim dedi. Tamam abi dedim, hemen getiriyorum. Zaten yıkama da bitmek üzere dedim. Hemen getiriyorum. Tamam. Hemen valeye dedim. Kardeşim benim araba geldi mi? Geldi. Hazır. Kıza dedim hadi kalkalım, benim işim var. Babam çağırıyor. Galeriye gideceğim. Bu arada kız beni takip ediyor. İzlediği zaman duman olacağım. Neyse araba geldi. Ben çıktım falan. Kız dedim sen arabayı bin. Ben valenin parasını vereyim. Arabayı yıkattı geliyorum. Vale geldi dedi ki, İşte kardeşim dedim borcum ne kadar dedi, 100 lira versen yeter kardeşim dedi. Ben dedim oğlum dedi bak ben de dedim valiyim dedim Beylikdüzü'nde. Al şu 10 lirayı dedim, sus dedim, tamam mı, otopark. Ben de dedim yıkama yapıyorum, al dedim şu 10 lirayı sus. Neyse verdim 10 lirayı, çocuk güldü işte, biraz samimi oldum dedim, sen de girirsen kapının her zaman açık falan. Neyse sonra gittim arabayı kızı evine bıraktım güzel. Annesi camda bekliyor, kızı evine bıraktım güzel. Sonra gittim. Arabayı çektim benim mekanın önüne. Adam orada bekliyor. Kapının önüne çıkmış. Abi dedim arabayı yıkattım güzelce. Üstünde ben de sildim falan filan. Ama araba jilet. Adam dedi kardeşim borcum ne kadar? Abi dedim 150 lira versen yeter dedim. Adam dedi al kardeşim sana 200 lira. Bir sonraki geldim tekrar görüşürüz. Çok iyi bir kardeşimizsin falan filan. Bu arada böyle hani konuşmalardan, toplantılardan falan hani böyle toplantılara falan gidiyordum ben. Sohbetleri muhabbeti. Adam beni görmüş birkaç sefer. Böyle adam dedi al şu 200 lirayı kardeşim dedi, yoluna bakarsın hani öğrencisin herhalde, aynen abi dedim. Böyle bir muhabbetim oldu, kız bana hala aşık. İbo diyor neredesin diyorum, Muğla'dayım, club'dayım. Neredesin? Kız bana hala aşık. Bu da böyle bir anımdı. Hayatım boyunca unutamayacağım bir anı. Bu da beni bekliyor resmen. Bunu öyle bir güzel güzel yiyeceğim ki, çok güzel yiyeceğim. Çok güzel yiyeceğim. Böyle bir anım oldu. Bu videoyu burada bitiriyorum. 500 lira değerinde bir waffle. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Peace out.